Neyse dediğim gibi yani ben Urfa'ya daha evvel de gelmiştim. Müsabakalarımız oldu. Burada çetin müsabakalarımız oldu. Ben severek geldim diye. Çünkü buradaki potansiyeli biliyorum. O yüzden severek geldim. Bunu bir daha tekrarlamak istiyorum. 3 gün içerisinde hazırlanmaya çalıştık futbolcularımızla. Tabii ki bir yeni bir oluşumun içerisine giren bir Şanlıurfa Spor olması gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Şu lige çıkıldı, tabii geçen sene şampiyon oldu. Çıktıktan sonra tabii bir adaptasyon süresi oluşuyor takımda. Ve o adaptasyon süresini arkadaşlarımız da zaman zaman görüyor. Çünkü burada yapılan hatalar hemen cezalandırılıyor. Yukarıya çıktığımızda Süper Lig'de daha da farklı oluyor. O yüzden bu kaliteyi yakalamak için çalışmamız gerekiyor. Bugünkü müsabakaya baktığımız zaman geçen haftaki Tuzla, özellikle son 30 dakika oynanan futboldan sonra daha iyi bir futbol oynamak istedik. Tabii futbolcularımıza verdiğimiz taktiksel görevleri yerine getirmeye çalıştık. Bence zaman zaman iyi. İlk 15 dakika değil de sonradan iyi oyuna girdik. Çok basit bir gol yedik. Yani taştan sonraki kalecinin üstünden birden böyle hepimizde şaşırdık o pozisyonda. Buranın da böyle gollü eski oyuncu olabiliyor. Akabinde ama futbolcularımız gene devam etti, bırakmadı ve döndüler. Bana göre güzel bir gol attık. Bir gün beraber girdik soyunmasına. Sonra tabii ki elimizdeki mevcut futbolcuları değerlendiriyoruz. Hamleleri ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. Çıktıktan sonra birbirinden sonra işte biraz daha baskın, biraz daha ileri yönelik oynamak istedik. Ama ancak bir pozisyon oldu, yine tartışılan bir pozisyon oldu, penaltı pozisyonu, orada ıska geçtik. Zaman zaman işte bu tür hataları yapmamamız gerekiyor. Neyse onu geçtim. Sonra oyuna ortak olduktan sonra, bana göre iyi oynadıktan sonra, özellikle Tilli o Verkaçlarla birlikte üçgenlere girdikten sonra yani çok iyi bir pozisyona girdik. 2-1 öne geçmiş olsaydık o kırılma anı bu maçı %100 bu müsabakayı kazanmış olduk. Şimdi burada tabii maalesef özellikle tabii ikinci golü burada Gençler Birliği'ni tebrik ediyorum. Ancak o pozisyonda orada kenardan böyle gelip çok rahat bir şekilde Hamilton'un orta yapması, ortanın da 3 kişinin arasından çıkıp o kafayı vuramaz normalde. Müthiş bir kafa golüydü. Yine geriye düştük burada. Oyuncularımız devam etti. Biz de tabii hamleleri yapmaya çalıştık burada. Ve maalesef işte golümüzü atamadık, böyle söyleyeyim. 2-2 bitirmiş olsaydık o da olurdu. Çünkü bizim hedefimiz şurada, ne olursa olsun öncelikle puanlarımızı toplayıp devre arasına kadar bunu götürmek. Hep birlikte yani. Ben savaşan bir kişi olduğum için biliyorum ki bu önümüzdeki süreç içerisinde Şanlıurfa Spor'umuza her şeyi vereceğiz yani Allah'ın izniyle. Ama öncelikle takımımızı analiz edip hatalarımızın üzerine giderek bunu yapmak istiyoruz. Şimdi futbolcularımız birkaç gün tabii izni var. Arkasından bir kamp dönemi geçireceğiz. Bir haftalık, bir 9 günlük bir kamp dönemi. O kampın içerisinde hem fiziksel hem taktiksel amaçlı çalışmak istiyoruz. Çünkü antrenman sahamız biraz sıkıntılı. O düzelmesi gerekiyor. Kalitenin yükselmesi gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman mücadelemize devam edip ne olursa olsun puanlarımızı %100 alacağımıza eminim. Ve ondan sonra planlamamızı adım adım doğru adımlarla geleceğimizi düşünüyorum. Biraz uzun oldu arkadaşlar. Ama en azından size biraz açıklama yapmış oldum. Teşekkür ederim. Hocam, Urfa Değişim Gazetesi'nin Mahmut Kaçan. 5 oyuncu hakkımız varken değiştirmen neden? Yani oyuncuların hepsini değiştiremedik, takımı yorgunken yani o kadar. Mesela maç beraber giderken oyuncu değiştirebilseydik biraz daha. Evet, şimdi şöyle bir şey var. Futbolcularda tabii özgüvenle alakalı biraz sıkıntılar olabiliyor. Şimdi siz içeriden çok fazla şey yaptığınız zaman o kopukluk da giriyor araya, şey de giriyor. Şimdi dışarıda olan arkadaşlarımızı da böyle tam o mevkide yani santrafor kenar mevkinde kim hazır şey yapamadık. Mert'in mesela devam etmesini istedim. İşte Emre Cenk Şahin için ilk defa oynadı. 20 dakika girdi. Sonra ileride tabii bir değişiklik yapabilirdik. Ama El Hasan mesela oyuncumuz
aslında kenar oyuncusu yani, tam santrafor değil yani. Santrafor olmadığı için biz de tabii santraforla oynamak istiyoruz. Merkezde bir tane adama ihtiyacımız var. O merkezi doldurmadığımız takdirde sıkıntı yaşarız. Ondan dolayı, yoksa 5 değil 8 tane oyuncu değiştirir yani. İleride görürsünüz. Onunla ilgili bir sıkıntı yok ama dengeyi sağlamamız gerekiyor. Şimdi burada bir de oyun anlamında da siz bir şeyler görmeniz gerekiyor. Yani biz burada böyle çocuklar, futbolcular gelip de kötü, o yani çok kötü ve gençler bir üstün bir oyunu değil. Oyunun zaman zaman dediğimiz bir bölümler vardı, kırılma anlar vardı. O gençler birbirleriyle gitti. Öbür müsabakalarda farklı olacak. Biraz da tabii zamana da ihtiyacımız var. Ama yani ben burada Şanlıurfa özellikle buraya gelip de tabii insanlara çok daha farklı şeyler vermek istiyorum. Allah'ın izniyle sizlere de bunu vereceğiz. Baraj gazetesinden İbrahim Aydın hocam. Önceki hayırlı olsun. Hocam, Hüsamettin Barış değişikliği taktisi miydi yoksa Hüsamettin'in bir sakatlığı mı vardı? Nasıl? Barış ve Hüsamettin değişikliği. Yok, o sakatlık değil. Orada Hamilton'un, siz de gördünüz özellikle şimdi Hamilton'u Antalya'dan biliyorsunuz. Yani. Hamilton çok kaliteli, süratli, önemli bir oyuncu. Şimdi iki bekimizin de aslında dinamik olduğunu biraz daha işte Barış'ı birkaç gün daha evvel görmüştük. Hüsamettin tecrübeli, daha evvel liglerde de oynayan. Tam olarak burada karşılık vermemiz gerekiyordu. Kitlememiz gerekiyordu yani. Biz, benim Hamdem oradaydı. Dedik ki orada, sonra Hamilton'u gördünüz zaten soldan, sağdan sola.